Kıymetli izleyicilerimiz, Bir Sahur Vakti programından İslam Mol TV ekranlarından sizlere hayırlı sahurlar diliyorum. Yanımızda ilahiyatçı yazar Hıdır Yeşillüt hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hocam bu programı şöyle ikiye bölelim istiyorum. İlk kısmında birkaç tane sorudan sonra ikinci kısmını Kadir Gecesi'ne, o mübarek gecenin hikmetleriyle ee, anlatmanızı sizden rica edeceğim. Nasıl o gün görürseniz. Allah razı olsun hocam teşekkür ederim. Hocam bu mübarek ay e, yeme ayı değil yatma ayı değil diyoruz. İbadet ayı diyoruz. Bu mübarek ayda yapılan ibadetler farz olsun, sünnet olsun, vacip olsun. Diğer aylarla kıyaslaması nasıldır? Elhamdülillahi ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin Resulillah İbn-i As-Sahih adlı kitabında rivayet ettiğine göre selman el Farisi radıyallahu anhu şöyle diyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bizlere bir hudbe, bir vaaz vermiştir. Bu vaaz içerisinde Ramazan'la alakalı birçok şey anlattı. Onlardan bir tanesi işte budur. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mealen her kim bu ayda bir sevap işlerse bu ayın dışında bir farz kadar işlemiş olur. Ve bu ayda bir farz işlerse bu ayın dışında 70 farz kadar sevap almış olur. Bildiğiniz gibi sevap, sünnet amelleri sevabları çok. Ama tabi değişiyor. Bu kadar da olabilir, bu kadar da olabilir, bu kadar da olabilir, dağlar kadar olabilir. Örnek vereyim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Rek'ata el fecri hayrun minel dunya ve ma fiha. Sabah namazın sünneti, farzı değil, sünneti. bu iki rekatten önce kalan iki rekat sünnet var ya, dünya ve içindekiler daha üstündür. Bu iki rekat Sünnet. Peki farz ne kadar sevabı olur? Daha çok. Ramazan ayında bir sünnet işleyen bir kimse Allah rızası için bu ayın dışında bir farz kadar sevap alıyor. Çok yani katlanır. Bir farz işlerse yatmış farz kadar sevap almış oluyor. Bire yatmış yani. Zaten bire 10. Bütün sevaplar bir hayli amel işlediğin zaman bir yazılmaz en azından 1'e 10. On. Ondan başlıyor. E burada yatmış çarpı yatmış. Bir sevap 1 milyona düşebilir. Çıkabilir. Deftere, Heh, def deftere. deftere 1 milyon düşebilir. 10 milyon düş. Allahu Teala istediği kişilere verir. Senin niyetin, ihlasın, yerin, yönün yani duruma göre allah Teala sevabı verir. Ancak burada bir şey var. Bir parantez açalım. Bazı kişiler açık gözlük yapmak isterler. Derler ki hocam benim birçok kazam var. Şimdi Ramazan ayında bir öne namazını kılsam yetmiş kazam silinir mi? Hmm. Yok. O namaz sevabı alırsın. Yetmiş namazın sevabını alırsın. Ama yetmiş sevap kasas o ayrı mesele. Bundan anlaşılıyor ki neden Ramazan feyiz, bereket, sevap, eciller, fazilet aydır diyoruz. Bundan dolayıdır. Bu ayda toplanması gereken faziletleri, feyizleri, sevapları toplamamış olan bir kimseye yazıktır. Çünkü artık seneye kalacak. Acaba yaşayacak mı sene ya? Acaba ibadet edebilecek mi sene ya? Şu anda fırsat elimizdedir. Sağlığımız yerinde Allah'a hamdolsun. İbadet edebiliyoruz. Engelleyen yok. Yani bazı dönemlerde bazı bölgelerin müftüleri bana anlattılar yurt dışında. Cami yok, kapalı. Oruç tuttuğunu bilirlerse seni öldürürler. Gizlice oruç tutuyorduk, gizlice Kur'an-ı Kerim okuyorduk, gizlice dez veriyorduk. Şu anda yok, öyle bir durum yok. Allah'a çok şükür. İbadetimizi yapabiliyoruz, namazımızı kılabiliyoruz, oruçumuzu tutabiliyoruz. Hacca gidebiliyoruz, umreye gidebiliyoruz, hatim indirebiliyoruz. Kur'an'da, şey televizyonda Kur'an yarışması da var artık? Yani ibadetimizi Allah'a çok şükür rahat bir şekilde yapabiliyoruz. E bu büyük bir fırsattır. Sağlık açısından büyük bir fırsattır. Çünkü şu anda sağlığımız yerinde. Ha hasta olan kardeşlerimiz var, abilerimiz var, ablamız var. Allah onlara şifa versin. Evet. Onlar zor durumda olabilirler. Ama bizim gibi sağlığı durumu iyi olan kimse fırsatı kaçırmasın. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Hocam bu ayın e, bereketini, faziletini anlatmakla bitmez. Ama e, Bazıları diyorlar ki bu ayda vefat eden kimse azap görmez. Peygamber Efendimiz ha, şimdi, Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur ya. İzâ câe ramadân futehât ebvâbul cennet ve gullikat ebvâbün niran, ve suffiletiş şeyâtîn. Ramazan ayı geldiğinde cennetin kapları açılır. Cehennemin kapları kapatılır ve şeytanlar zincirlere vurulur. Bu hadise dayanarak alimler dediler ki bu ayda vefat etsin veya bu aydan önce vefat etsin her Müslümanın şayet azap ehlinden ise kabrinde bu mübarek güllerde azap görmez. Cehennemin kabri kapatılır ya ister bugün vefat etsin, ister Şaban'da, geçen ayda vefat etsin. Ha geçen ayda azap görebilir. Şayet azap elinden ise. Allah affetmediyse. Çünkü günahkar olan Müslümanlar iki kısımdır. Kabrinde azap gören günahkar Müslümanlar var, görmeyen günahkar Müslümanlar var. E, görmeyenler zaten problemi yok ama bu azabı gören Müslümanlar Ramazan'ın başlamasıyla durdurulur. Subhanallah ne Ramazanda ölürse azabı yok. Ramazan hürmetine. O da Ramazan'ın ne kadar büyük olduğunu buradan da anlaşabiliyoruz. O zaman kabir ama kafirler hakkında konuşmuyoruz. Günahkar müslümanlar hakkında konuşuyoruz. Şayet azab ehlinden ise Ramazanda azab görmez. Allahu Teala hepimize Ramazan ayında vefat etmeyi nasip eylesin. Amin. Şehadeti nasip etsin hocam. Amin. Hocam dilerseniz Kadir Gecesi'ne geçelim. O, bu mübarek gece nasıl e, alametleri nelerdir, hikmeti nedir? Bunlardan bize bahsederseniz. Kadir Gecesi hakkında konuşmak o bir şereftir bu. Çok güzel bir konu çünkü. Kadir Gecesi yılın en hayırlı gecesidir. En faziletli, en üstün. Ramazan ayı yılın en faziletli ayıdır. Arafa günü yılın en hayırlı günüdür. Cuma günü haftanın en hayırlı günüdür. Ve Kadir gecesi yılın en hayırlı, en üstün, en faziletli, en bereketli gecedir. O kadar önemli bir gecedir ki Allahu Teala onun adında bir sure indirmiştir. El-Kadir suresi. Kadir ne demek Kadir? Kadir değer yani. Kadir Arapça bir kelimedir. Değer kıymet demektir. Çünkü çok mübarek bir gecedir. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. İnna anzalnahu fi Leyletil Kadr ve ma adraka ma Leyletul Kadr ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر اشتد بو آية بو مبارك جرا أهميته فضيلته Ve onunla alakalı birçok mesele içermektedir. İlk önce inna fi leyletil kadr. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Onu derken yani mübarek Kur'an-ı Kerim. Şehrü Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an ayete geçiyor. Yani Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayı. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde Kur'an-ı Kerim Ramazan'ın 24. gecesinde indirilmiştir. Şimdi Kur'an-ı Kerim Lahul Mahfuz'a yazılmıştır. Allah'ın emriyle Cebrail Aleyhisselam Kadir gecesinde Lahul Mahfuz'dan alıp birinci gökte bulunan bir yer var adı Beytül İzzah. Oraya getirmiştir. Oradan Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a birer, ikişer, üçer, dörter, beşer, altışer ayetler olarak vesaire Peygamber Efendimiz'e 23 yıl boyunca indirmiştir. 24 Ramazan'da duruma göre, hükme göre, olaya göre, şuna göre, buna göre Allah'ın emirleri neyse, Allah'ın hakmeti neyse, hükümler neyse iniyordu. İnna anzalnahu fi leyletil kadr. <laughs> Burada anlaşılıyor ki Ed-Duhan suresinde bir ayet var. İnna anzalnahu fi leylatin mubarakah. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Duhan suresinde geçen gece hangisi geçmiyor? Mübarek bir gece. Kadir suresinde geçiyor. O zaman Ed-Duhan suresinde geçen mübarek gece Kadir gecesidir. Bazı iddia gibi beraat kandilidir diye doğru değil. Diğer ayet açık ve nettir yani. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Yani ya Muhammed bu Kadir gecesinin kıymetini nereden bileceksin? Allah ona vahiy etmezse nasıl bilecek? Bize anlatmasaydı Peygamber Efendimiz nereden bilecektik? Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. <laughs> kadir gecesi içinde bulunmayan Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha faziletidir. Bin ay. Yaklaşık 83 yıl aşağı yukarı. Acaba 83 yıl yaşayacak mıyız? Yaşayacak yapmayız, evet. Yaklaşık 29-30 bin gece. Bir gecede yapılan hayli ameller, o 29-30 bin, bin gecede yapılan amellerden daha faziletlidir. 83 yılda yapılan amellerden daha üstündür. Ve içinde tabi kadir gecesi olmaya. Ayette bu geçiyor, hadise de geçiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki mealen öyle bir aydır ki içinde bin aydan daha iyi bir gece vardır. O da Kadir gecesidir. Sevaplar katlanır, katlanır, katlanır. Şimdi Kadir gecesi ümmeti Muhammed'e has mıdır? Değil. Her ümmette var. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر Bu gece Kadir gecesinde büyük olan melekler görevli olan meleklere görevini dağıtırlar. Hatta büyük meleklerin görevi dahil. Ölüm meleği bu Kadir gecesinden gelecek Kadir gecesine kadar kim ölecek, nerede ölecek? Alıyor. Yağmur meleği nerede ne kadar yağacak? Deprem meleği nerede ve ne kadar ee, kuvvetinde olacak? Raham meleği kim ne zaman hamile kalacak? Her şeyin, her görevin bir meleği var ve bu görevli olan melekler görevlerini kadir gerisinde alıyorlar. تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوحُ fiha بِاِذْنِ رَبِّهِمْ min كُلِّ اَمْرٍ Yani melekler ve Cebrail aleyhisselam Allah'ın emri neyse o gecede indirirler. Hocam orada geçen ruh e, Cebrail aleyhisselam evet. değil mi? Onu yanlış söylüyorlar çünkü bazıları. Yok Cebrail aleyhisselam'dır. Şimdi yine Eddukhan suresine dönelim. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ Diyor buyurmuş Allah-u Teala. Yani görevliler görevler görevlere dağıtılır. Yine diyorlar ki Berat Kandili'nde. Hayır işte Kadir gerisinde geçiyor. Niye bu kadar, kadar uzatıyorlar? Selamun hiye hatta matla'il fecr. Alimler de diler ki o geceyi ihya eden kimse o gece ölmez. Başına zarar gelmez. Musibet gelmez. İşte ayet selam selametidir yani. Sabaha kadar selamettedir. Ayet, ayete geçiyor. Ama kim bu? İbadet ile ihya eden. Televizyon karşısında oturup film izleyen değil. Bilgisayarın başına oturup oyun oynayan değil. Veya telefonda oynayan değil. Veya nargile katıp nargile içen değil sabaha kadar. Hayır. Bu ayet ibadetlerle gecesini ihya eden kimse. Çünkü bazı sapıklar var. Haşa ibadetle ihya etmek, çayla ihya etmek fark yok. Bu ihya etmiş, bu ihya etmiş diyor. Hatta o sapıklardan biri meşhur kitabında diyor ki geceleyin çay içmek için veya kahve içmek için veya lavaboya gitmek için kalkan kimse namaz kılmak için kalkan kimse gibidir. Bu kalkıyor, bu kalkıyor diyor. Ya bu kalkmış namaz için, ibadet için, bu kalkmış çay içmek için, bu kalkmış lavaboya gitmek için nasıl aynı olacak ya? Ha, o zaman bu ayette selamette olacak olan kimse kimdir? Geceyi ibadetle ehya edendir. Ha şimdi biraz bir parantez açalım. Bazı kişiler diyorlar ki, şayet uyursan kaçırmışsın. Beş dakika olsa bile uyursan, sonra kalkarsan kaçırırsın. Artık e, geçersizdir. Alakası yok ya. Bazı kişi dayanamıyor. Yorgunluktan şundan bundan. Yani dakika kestirirse ne olacak? Alakası yok. Şimdi peki bu gece kadir gecesi olduğunu nasıl anlarız? Veya kadir gecesi olduğunu anlasak özelliği nedir? Kadir Gecesi'nin alametleri var. O alametler ortaya çıkarsa demek ki şu anda Kadir Gecesi'ndeyiz. Bir. Şayet dünya değişik bir nurla aydınlanmış olursa hayatında öyle bir aydınlanma görmemiş. Güneş ışığı değil. Ay ışığı değil. Lamba ışığı değil. Projektör ışığı değil. Niye bunu anlatıyorum? Çünkü bir olay anlatacağım inşallah. Göklere baktığı zaman belki içeride, içeride dışarıda olması dışarı değil. Evde de olabilir. Bu aydınlatmayı görür. Bu nuru nurlandırmayı görür. Ama o kadar huzur veren bir ışıktır ki bir aydınlıktır ki hayatında öyle bir şey görmüş değil. Ha bunu gören kimse şu anda Kadir Gecesi içerisinde olduğunu anlasın. Bir arada bir yurt dışında, bir ülkede bir tanık balkonda otur çay içiyor. Şimdi önceden Yahudiler vurmadan önce bir aydınlatma bombarı atıyorlar. Tabii önceden teknoloji yoktu. Bu size bahsetmiş olduğum 40 sene önce aşağı yukarı. Bu aydınlatma bombayı atıyorlar. Her tarafı görünsün diye ondan sonra uçakla gelip vuruyorlar. Fuzeli fırlatıyorlar. Bu da balkonda otururken dünya aydınlanmış. O da bu aydınlatma bombası zannetmiş. Seslenmiş içeridekilere, babasına, annesine vesaire. Dikkat ediniz. Yahudiler vuracaklar diye. Demiş ki hayırdır? Her taraf karanlık zaten. Dedi ki, görmediniz mi? Adılatma bombası atıldı. Babasanız diyor ki ya sen saçmalama bir şey yok. Nasıl ya işte burada. Halen görüyor ama onlar görmüyorlar. Balkona çıkıyorlar. Ya oğlum sen ne diyorsun sen? Hiçbiri aklına gelmedi Kadir Gecesi. Onun ablası içeride odasında ders çalışırken duymuş seslerini yani çağırıp barıyorlar falan. Demiş ki hayırdır ne oldu? De ki gel bak Kardeşim diyor ki aydınlatma bombası attı. Halbuki öyle bir şey yok. Dedi ki bu kadar gecesindir. Hemen farkına varmış. Ama gelene kadar git. Yani hocam yan yana olduk. Size görünüp bana nasip olmayabilir görmek. Tam tersi de olabilir. Tam tersi de Allah razı olsun. İkimize de açılabilir. Birimize de açılabilir. İşte. Diğeri görmeyebilir. Allah ekimize de nasip Amin etsin. Amin hocam Allah razı olsun. Şimdi bu bir. İkincisi ağaçların secde ettikleri gülündürse. Normalde bakıyorsun ki ağaç normal secde diyor. Bunu görürsen demek ki şu anda açık. Veyahut göklerin kapıları açıldığını görürsen. Açılır kapılar açılır. Aynı normal kapı, kala kapısı gibi büyük kapılar zaten açıldığını görürse şu anda bir şey görmüyoruz. Veyahut melekler Cebrail aleyhisselamla birlikte sana gelip selam verirlerse. Daha ne kadar güzel bir şey. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. İzâ kânet leyletul kadri nezela cebrilu fî keb kebetin minel melaike. Kadir gecesi olduğunda Cebrail bir gurub melekle iner. Feyüsellimûne selam verirler. Kime? Ayakta, ruku halinde veya secde halinde olup da ibadet eden kimselere. Şimdi hiçbiri görmedik. yattık. Sabahleyin kalktığımızda güneşin doğuşunu izlerken değişik. Değişik bir ışık, değişik bir doğuş. Huzur veren bir his oluyor sende. Demek ki geçen gece Kadir Gecesi'dir. Veyahut uyanırken değil rüyasında görürsen. Ama tabi rüyanda görsen uyanıkken görme gibi değil. Peki şimdi... Diyor ki gördük. E, ne özelliği var Kadir Gecesi'nin? Hazreti ne? Bin aydan daha iyidir dedik ya. Sevabı daha çok dedik ya. Bunun dışında şayet Kadir Gecesi sana açılırsa size bahsetmiş olduğum bu alametlerden biri olursa ne hayli dua edersen kabul olunur. Ne hayli dua edersen. Bizim bir tanrımız var. Dua etmiş. Ay Allah'ım her uyuduğumda Peygamber Efendimiz'i göreyim. Subhanallah ne kadar güzel bir dua. Ve şu anda öyledir. Benim bildiğim tanrım biri var. Başka bir memlekete gidecekti çalışmak için uçak bileti parası yok. Annesi kadir gelsin gürür. Oğlu için duadır. dua duadır zekil olsun diye. Bu da biri ona uçak bilet parası veriyor, gider çalışır. Çalışır, çalışır, para çok para kazandı. Dünya Zengiler Lisesi'nde yer aldı. Bu kadar. Ama bu parayı helal yolda kullanmadı. Veyahut iyi yolda kullanmadı. Carçurt etti. Nasıl? Haram şeyler. Annesi böyle değil. Ahireti için dua etseydi. Dua etmeliydi zaten. Biz de şahit Kadir gecesi bize açılırsa İlk önce ahiretimiz için dua ederim Müslümanlar için dua ederim Memleketimiz için dua ederim Sadece kendimiz için değil. Ailen, akrabaların, çocuk, çocuğun için dua et. Ama ilk önce ahiret. Ve tabi Kadir gecesi açıldığında sabaha kadar açık kalacak gibi bir kural yok. Birkaç saniye olabilir. Yani o anda yakalarsan yakalandın. Yakalamazsa gitti artık. Tabii o anın harikuladeliğinden şaşırıp kalmazsa kişi. çok işi oluyor zaten böyle. Farkına varmıyor, dili dönmüyor. Dört kalıyor, sevinçten, mutluluktan duruyor. Ne yapacak diye şaşırıyor, bakıp gitti. Gerçekten ilginç bir olaydır. Dolayısıyla kişi Kadir Gecesi'ni görürse ilk önce kendisi, kendisinin ayeti için dua etsin. Direkt paraya, Araba, ev, para düşünmesin şimdi ahiretini. Garanti etsin sonra. Fırsat bulursa o zaman so dua etsin zengin olması için. Güzel araba vesaire. Kendisi için, ailesi için, milleti için, memleketi için, İslam alemi için fırsat bulursa tabi dua etsin. Ee, şimdi tabi yüzde yüz duası kabul olacak demiyoruz. Ama Öyle rivayetler var. Ve deneyenler var. Deneyenler var. Ha şimdi bu gece Kadir gecesidir diye. Biz görmedik. Ama ibadet ettik. Tamam den geldi zaten. Biz bunu görmek ayrı, den gelmek ayrıdır. Bundan dolayı ben ne diyorum arkadaşlara? Herkes bir kumbara ayrılsın. Her gün bir lira Allah için katsın kumbaraya. Muhakkak ki Kadir den gelecek. Ay boyunca attı ya o 1 lirayı. E bu 1 lira 83 yılda yapılan amellerden daha faziletlidir. 1 lira. Tabi illa ki 1 lira sandal değil. 10 lira katabilirsin. 100 lira katabilirsin. Veyahut sen kendine bir görev yap. Her gün gece saat 12. Kalk 2 rekat Allah için namaz kıl. 12 şart değil yani. 11. 1. Vesaire. Her gün ayrıca 2 rekat namaz kıl. Teravih hariç. Muhakkak ki bu iki rakatten biri yani bu namazdan biri Kadir Gece'den gelecek. Ve hesabı katlanacak. Peki Kadir Gecesi hangi gecesidir? Ha mesela burada. Bazı alimler dediler ki Ramazan ayının herhangi gecesi, bir gecesi Kadir Gecesi olabilir. Bir Ramazan olabilir. Belki geçmiştir. Bu gece olabilir. Haftaya olabilir. Ve bazen de demişler ki tekli gecelerde olur. 1, 3, 5, 7, 9 vesaire. Ve bazen de demişler ki son 10 günde olur. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki اِلْتَمِسُوهَا فَا الْعَشْرِ الْاوَاخِرِ مِنْ Onu Ramazan ayının son 10 gününde arayınız. Arayınız. Bundan dolayı da direkt ki son 10 günündedir. Diğer amirler demişler ki arayın izin. Yani. En fazla o günlerde olabilir. Ama illa ki o günlerde olması şart değil. i̇bn Abbas diyor ki 27 Ramazan'ın 27'nin gecesidir. 27, 26-27'ye bağlayan gecedir. Ülkemizde de herhalde ona göre genelde... Sadece ülkemize değil. İslam Arabi hepsi böyle. Evet, evet. Şimdi niye bu hilaf ortaya çıkmıştır? Allahu Teala neden hangi gece olduğunu tam bildirmemiştir. Ramazan ayının bütün geceleri berekettir. Allahu Teala bizden gizlenmiştir. Saklamıştır ki her geceyi ihya edelim. Kadir gecesini ararken her geceyi ihya edelim diye. Gece gizlenmiştir değil mi hocam? Kadir gecesi zaten gecesi bizden evet. gizlenmiştir. Bilmiyorum. Şimdi şu anda gizlidir, saklanmıştır. Buna rağmen yatıyoruz, 27 gecesinde kalkıyoruz. Maalesef. Bu gizli olduğu halde böyle ise, e gizli olmasaydı nasıl olacak zaten? Bir örnek veriyorum bazen. Biri Ali'ye der ki, gelecek ayın içerisinde sana geleceğim. Kapının önünde seni görsem, kendi paramla seni evlendireceğim. Bütün masrafa bana ait. Ama seni görmezsem yok. Bu vali ne yapacak? Bütün ayı kapıda geçirecek. Orada yatacak, orada yiyecek, orada içecek, orada oturacak. Belki seyahat tuvalete götürür oraya. Ki kaçırmayayım diye. Ama onu dese ki gelecek ayın 15'inde, saat 15'te, dakika 15'inde geleceğim. E ne yapacak bu? Uvali gider, gezer, çalışır, hayatını yaşar bir dakika önce gelir veya beş dakika önce veya on dakika en fazla bir saat bekler. Ama burada bir ay, bir ay uğraşacaksın, çalışacaksın. Zaten her gece berekettir. Ramazan ayın her gecesi berekettir. Kadir gecesini ararken bütün geceni kazanmış olursun. Bundan dolayı gizlenmiştir bizden. Ama maalesef dediğimiz gibi yatıyoruz. Sadece o geceyi hayal ediyoruz. Tabii kim kaybediyor? Biz kaybediyoruz. Bundan kare. dolayı ben diyorum ki her gün bir lira versek denk getireceğiz. Teravih namazı hariç bir iki rekat ayrı yatak kılsak denk gelir ve hakeza. Her gün bir sayfa Kur'an-ı Kerim'den okusak, okuması düzgün olan kimse. Veya bir zikir, yüz tane La ilahe illallah on dakika alır. Her gün yüz tane ne olur? Muhakkak ki Kadir gecesine denk gelecektir. Ve sevabı ne kadar olur? 83 yıl. Başka yok. Allahu Teala hepimize Kadir geceyi, gecesini uyanıkken görmeyi nasip eylesin. Amin. Uyanıkken. Onu görüp de dua edenlerden Aynen. eylesin. Aynen. Dua edip de duası kabul edilenlerden eylesin. Ve hayırlı dualardan verdiğiniz örneğe bakarsak hayırlı dua etmeyi Aynen. nasip eylesin. Aynen. Hocam ağzınıza sağlık. Gece bereketli olunca öyle bir anlattınız ki programın sonuna geldik. Allah sizden razı olsun. Dediğiniz gibi inşallah bizlere de nasip olur. Kıymetli izleyicilerimiz İstanbul TV kanalına abone olmayı unutmayın. Hayırlı sahurlar diliyorum.